Rusya'nın sahip olduğu korkutucu, nükleer ve çok güçlü silahlar insanların aklını çıkartıyor. Rusların silah ve roket teknolojisinde dünya liderlerinden olmaları bu tür silahları yapabilmelerine olanak tanıyor. Videoya başlamadan önce diğer videolarımızdan da haberdar olabilmek için abone olmayı ve ayrıca Türkiye'nin yaptığı ve yapılmakta olan gizli silahlarla ilgili bir video yapmamızı istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. İşte Rusya'nın sahip olduğu en tehlikeli 10 silah. Zircon hipersonik füze. Hipersonik füzeler, durdurulması neredeyse imkansız en korkutucu silahlardan birisidir. Zircon hipersonik füzesinin geliştirilmesiyle Rusya bu konudaki gücünü kanıtladı. Bu füze ses hızından 6 kat daha hızlı hareket edebiliyor. Bu hızı sayesinde atılan nükleer başlıklı füzeleri havada yok edebilme olanağına da sahip. Rusya'nın açıklamalarına göre Zircon hipersonik füzesi 2017 yılında kullanılmaya başlanacak. Mikrodalga teknolojisi. Mikrodalga teknolojisi dünya dışından gelmiş bir teknoloji gibi gözükebilir ama Rus ordusu için böyle değil. Rusya'nın geliştirdiği mikrodalga silahlardaki amaç, çok yüksek mikrodalga sinyalleri kullanıp düşmanın uçak, tank, füze gibi gelişmiş silahlarını etkisiz hale getirmek. Yıkıcı bir etkisi olmasa da düşmanın bütün silahlarını etkisiz hale getirmesi onu çok korkutucu bir silah yapıyor. ADS amfibik piyade tüfeği. 2013'te Rusların yaptığı bu amfibik silahın özelliği, su altında da normalde olduğu kadar etkili olabilmesi. Rus su altı özel birlikleri için üretilen bu silah, düşman birliklere su altından yapılacak olan gizli ve şaşırtıcı saldırılar için birebir. Bu silahın mermileri de silahın kendisi gibi özel olduğundan su altında kullanılmaya uygun tasarlanmış. Lazer silahları. Kulağımıza bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi gelse de Rusların bu konuda çalışmaları olduğu biliniyor. Söylentilere göre 1990'ların sonunda bu teknolojiyle ilgili başarılı testler yapılmış. Daha çok savunma mekanizmalarında kullanılan bu teknoloji havadan gelen füzelerin havadayken yok edilmesinde kullanılıyor. Sukhoi Su-35 Flanker E. Yüksek hızı ve inanılmaz manevra kabiliyetiyle Rusya'nın üretmiş olduğu Sukhoi Su-35 dünyanın en iyi avcı uçakları arasında yer alıyor. Ses hızının 2 katına ve 45 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Üstün teknolojisiyle Lockheed Martin'in ünlü F-22 Raptor uçağıyla rekabet edebiliyor. Nudol Anti-Uydu Füzesi. Askeri iletişim ve GPS sistemleri büyük oranda uydu bağlantısıyla sağlanır. Peki ya bu uydular yok edilirse? Neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte Nudol Anti-Uydu Füzesi'nin tam olarak yaptığı iş bu. Dünyanın yörüngesindeki uyduları yok etmekte kullanılan Nudol füzesinin başarılı testleri yapıldı bile. Bu gelişme Amerika'yı da endişelendirmiş durumda. PAK'ta uzay bombardıman uçağı. Bu tür bir uçağın varlığı belirsiz iken Rusya'nın iddialarına göre başarılı test uçuşları yapılmış. Rusya'nın uzay programlarında dünya liderlerinden olduğu göz önüne alınırsa söylentiler yalan olmayabilir. Bu uçağın özelliği dünya atmosferi dışında yol alması ve bu sayede dünyadan ateşlenebilecek füzelerin menzil dışında kalması, radarda görünmeme özelliği, hipersonik füzeler ve hatta nükleer füzeler taşıyabilmesi de cabası. Tu-160M2. Bu bombardıman uçağının yapılmasındaki amaç, Amerika'nın B-1 bombardıman uçağına rakip olmasıydı. Ama gün geçtikçe B-1'den çok daha üstün özellikleri olduğu ortaya çıktı. Kod adı Blackjack olan bu uçak, radarda görünmüyor ve B-1'den daha hızlı uçabiliyor. Rusya, 2019 yılında bu uçaktan 50 tane üretmiş olmayı hedefliyor. Uran-9 Savaş Robotu. Rusya'nın savaş drone'u üretiminde bulundukları bir gerçek. Ama aynı zamanda insansız savaş robotları da üretiyorlar. Uran-9 Savaş Robotu, kısaca uzaktan kumandalı, birkaç metre boyunda bir insansız tank. Küçük gözükmesine rağmen üzerinde anti uçak ve tank füzeleri, bir makinalı silah ve bir top bulunuyor. Henüz bir savaşta test edilmediler ama bu her an değişebilir. RPK-16 Makinalı Sniper Tüfeği. Adı üstünde olan bu silah bir makinalı silahın gücüne ve bir sniper silahının keskinliğine sahip. Tekli atış yapabilmesinin yanında bir makinalı tüfek gibi seri atışta yapabiliyor. Bir dürbün ve geri tepmeyi azaltmak için uzun bir namluyla donatılmış. Ünlü AK-47'nin üreticisi Kalashnikov tarafından yapılan bu silahın şarjörü tam 96 mermiye sahip.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.